Şah ve mat. Tüm oyunları bozan bir hamle. Hiç düşündünüz mü? George Washington komutası altında İngiliz İmparatorluğu'na karşı verilen ve kazanılan bağımsızlık savaşından 13 yıl sonra 1789'da 13 İngiliz sömürge eyaleti aralarında anlaşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini attılar. 1945 yılında 7 ülkeyle kurulan Arap Birliği'nin bugün 23 üye ülkesi var. Irkı ayrı, dilleri ayrı, kültürleri birbirinden değişik ve hatta birbirleriyle yıllarca çatışan mezheplerin oluşturduğu 6 kurucu üye ülkeler: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg 1957 yılında Avrupa Birliği'ni gerçekleştirdiler. Bugün iktisadi ve siyasi manada sözü geçer bir cazibe noktası haline gelmiş olup, büyük ödünler vermek pahasına ve hatta parçalanmak tehlikesine rağmen, Türkiye'miz dahi bu birliğin bir parçası olma siyaseti gütmektedir. Afrika ülkeleri bile yaşanan sömürge, yoksulluk ve savaş yıllarının ardından 2002'de 53 üye ülkenin katılımıyla kendi birliklerini kurdular. Hızla ilerleyen bu ülkeler geçmişin intikamını alırcasına birbirlerine kenetlenmiş durumdadırlar. Ya bizler, tarihi, kültürü, dili ve özü bir olan Türkler, günümüz dünyasında güçlü olmanın birlik kurabilmekle mümkün olduğunu idrak eden ve birliklerini kurabilen birçok dünya ülkesi, birliklerini kuramayan diğer ülkeleri daha da küçülterek yönetmek ve kendi imparatorluklarına dahil etmek yolunda giderken, bizlere iki seçenek görünmektedir. Ya parçalanacağız ve bu birliklerin birer parçaları veya nüfuzları altında olacağız, ya da kendi birliğimizi kurup güçlü ülkeler ve birlikler arasındaki yerimizi alacağız. Vatan her evladını göreve çağırıyor. 250 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı dünyamızda Avrupa Birliği benzeri ama bize özgü bir Türk birliğinin kurulması mutlak şart olarak karşımızda durmaktadır. 7 bağımsız Türk devletinin Türk bir dev olarak ekonomik ve askeri güçlerini bir birlik altında toplaması, oyunları bozan, senaryoları değiştiren ve devler arasında yerimizi almamızı sağlayan bir sürecin başlangıcı olacaktır. Neden Türk bir dev? Çünkü gereklidir ve gerçekleştirilmesi mümkündür. Türkiye ve diğer Türk devletleri şu an kritik bir geçiş süreci içindedirler. 7 bağımsız Türk devleti dış ve iç güçler tarafından birçok yöne çekilmeye çalışılırken en doğru olan bir kurtuluş yolu aramaktadırlar. Bizler inanıyoruz ki en doğru yol Türk birliği yoludur. Türk birliği sadece Türk milleti için değil, aynı zamanda kalıcı bir dünya barışı için de gereklidir. Öyle ki Türk dünyası 4 büyük imparatorluk haline gelmiş veya gelmekte olan ekonomik güçler tarafından sarılmıştır. Batımızda Avrupa Birliği İmparatorluğu, kuzeyimizde Rusya İmparatorluğu, doğumuzda Çin İmparatorluğu ve güneyimizde bir kısım topraklarımızı da kapsayan yeni Amerikan İmparatorluğu'dur. Madden ve manen, içten ve dıştan sinsi bir şekilde kuşatma altında olduğumuzun açıkça görüldüğü şu dönemde, bağımsız Türk devletlerine biçilen rolleri oynamamak ve bu imparatorluklar tarafından yönetilen parçalar haline gelmemek için derhal bugünden başlayarak çalışmamız ve birliğimizi kurmamız gerekmektedir. Aksi takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde bazı sınırlarımız cismen ve diğerleri nüfuzen yeniden çizilecektir. Bu olası vahim durum Türk dünyası için hazin bir kayıp olduğu kadar dünya barışı için de büyük bir tehlike oluşturacaktır. Öyle ki Türk birliğinin gerçekleşemediği bir coğrafyada 4 ekonomik gücün sınırları ve milli çıkarları karşı karşıya gelecek, emareleri, yapılan birçok anlaşmayla ortada olan ikili bir kutuplaşma, dünyada yeni ve daha önce görülmemiş tehlikede soğuk ve zaman zaman sıcak, kanlı savaşlara neden olacaktır. Peki bu kadar önem verdiğimiz bu birliğin kurulamamasının nedenleri nelerdir?
ne tür engellerimiz var? Bu soruyu yönelttiğimiz üyelerimizden aldığımız yanıtlara bir göz atalım. Tabloda da görüldüğü gibi en büyük 3 engel. Türkler arasında gönül bağının olmaması %8. Türk devlet başkanlarının isteksizliği %12. Türk Birliği için ciddi bir atılım yapılmamış olması %33 oy almıştır. Hiçbir engel olmadığını düşünen üyelerimiz ise %13 oyla ciddi bir adım atılmama düşüncesinden sonra gelen büyük çoğunluktur. Bu tablodan da açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki, birliğimizin kurulmamasından sadece bizler sorumluyuz. Belki de böyle bir birlik kurulmasının gerekli ve gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna hala inanmayanlarımız var içimizde. Peki böyle bir birliğin içinde yer almamızın bizlere sağlayacağı yararlar nelerdir? Türk Birliği, Avrupa Birliği için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği, sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk milletinin milli meselesi olan Kıbrıs, Ege Adaları, Batı Trakya, sözde Ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve PKK gibi birçok sorunu Türk ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür. Türk Birliği, Avrupa Birliği için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Ekonomik ve askeri güçlerimizin birleşmesiyle oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkanlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek işsizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir süre içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir. Ham maddelerimiz Türk Birliği içinde işlenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir. Dış borçlar ödenebilecek, IMF ve dış ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunacaktır. Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan topraklarıyla Türk Birliği, gerçekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır. Bu birlik gerçekleştirilmelidir. Çünkü bu birliği kurmak, güçlü olmak ve dünya dengelerini lehte değiştirmektir. Çünkü bu birlik gerçekleştirilebilir bir gerçekliktir. Türk bir dev topluluğu Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin önümüzdeki 10 yıl içinde 2017'ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirilebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır. 7 Türk devleti kendi hür iradeleriyle bir araya gelebilecek, bir ortaklık belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için hali hazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı veya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi, Türk Birliği'ne evet diyecek vekillerin ve devlet adamlarının seçilmesi ve meclise gönderilmesi gerekmektedir. Birliğin öncelikli müzakere maddeleri. 1. Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı. 2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti. 3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti. 4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme. 5. Ortak dış siyaset ve güvenlik. 6. Ortak savunma sanayi ve ordusu. 7. Türk Birliği Merkez Bankası'nın oluşturulması şeklindedir. Müzakere edilebilecek belli başlı bu 7 maddeden ilkinin bugün dahi kararlaştırılıp 7 bağımsız Türk devleti tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmasında hiçbir engel yoktur ve Türk Birliği'nin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ilk adımdır. Türk bir dev tarafından Türk Birliği'ne giden yolda 7 çalışma belirlenmiş olup 4'ünün tatbiki hali hazırda yapılmaktadır. Türkev, kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk kültürünün yaşanması ve yaşatılması için yer ve olanak sağlıyor. Türk Girişimciler Odası, üyelerinin ekonomik olarak gelişmelerini sağlamak için ortam ve imkanlar yaratıyor. Çocuklara Eğitim ve Yardım Derneği, devlet ve vatandaşla
el ele vererek kırsal kesimde eğitimi destekliyor. Türk Bir Dev, başarılı, kurumsal veya kişisel çalışmaları ödüllendirerek Türk Birliği yolunda çalışanları destekliyor, teşvik ve takdir ediyor. Hazırlık aşamasında olan ve planlamaları devam eden diğer 3 çalışma ise aylık dergi çıkartmak, radyo ve TV programları yayınlamak, Türk Bir Dev için bir merkez bina oluşturmaktır. Yapılacak çalışmalardan en önemlisi, Türk Birliği'nin gerekli ve gerçekleştirilebilir olduğu düşüncesini 250 milyona duyurmak, düşüncenin filizlenmesine ve bir ağaç gibi büyüyüp meyvelerini vermesine olanak sağlayacak ortamlar yaratmaktır. 7 bağımsız Türk Devleti içinde ve dış ülkelerde yaşayan Türklerin ve hali hazırda kurulmuş olan derneklerin bir araya gelip bulundukları ülkelerde yapacakları ortak çalışmalarla Türk Birliği'ne evet diyenler 250 milyonu bulacak ve aşacaktır. Günümüz dünyasında en güçlü bir silah olan düşüncenin önüne geçebilmek, düşünceyi hapsedebilmek imkansızdır. Gerekli ve gerçekleştirilebilir olan 7 bağımsız Türk devleti arasında kurulacak Türk Birliği, sizin de evet demenizle ve düşüncelerinizi bu yönde yoğunlaştırmanız da mümkün. Türk Birliği sizinle mümkün, Türk Bir Dev sizinle daha güçlü olacaktır.